Gördüğünüz gibi scaffold polimerin üzerinde atmaya başlıyor. Peki bunlarda var mı bu? Tamamen bu yine indiklenmiş kök hücreden alıyoruz ve bunu hani yine scaffold'un üstüne. Son yayınladığımız makalede biz aslında küçük orta beyin yapmaya çalıştık. Buradaki bizim amacımız Parkinson hastalarına yardımcı olmak. Onların tedavisinde biraz umut ışığı olabilmekte aslında. Yaptığımız şey hastalardan aldığımız hücreyi tekrar ona geri vererek 3 boyutlu sistemde dopamin üretecek nöron dediğimiz sinir hücrelerini elde etmekti. Nöronlar, sinir hücreleri kendilerini yenilemedikleri için ve dopamin artık üretemedikleri için bu eksiklikten dolayı çıkan bir hastalık yaşlılarda görülen. Bizim buradaki amacımız tamamen normalde hücre dışarıdan bir hastaya verdiğiniz zaman onu kabul etmiyor. Örneğin bir kalp aldığınız zaman bir kalp yetmezliğinde kalp implant yapacağınız zaman mesela bütün kalpleri kabul etmiyor değil mi vücudunuz? Ve bunu her 12 senede bir değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bunun yerine geçmek için hastadan aldığımız hücreyi biz bunu kök hücreye dönüştürerek ki buna IPS diyoruz. İndüklenmiş kök hücre, indüklenmiş pluripotent kök hücresi. Bu şu demek, deriden aldığımız hücreyi İstediğimiz hücreye dönüştürebiliyoruz. Bunu biz nöron yapabiliyoruz, kalp yapabiliyoruz ya da deri hücresi yapabiliyoruz. İstediğin her şeyi yapabiliyoruz. Ama tekrar bu aynı hastaya yani patient specific dediğimiz yani hastaya özel bir doku ya da hücre yapmak. Hani kolonlara bahsettiğim hani polimer yapı dediğimiz bu gördüğünüz gri gri bulutumsu şeyler de bizim hücrelerimiz. Hücrelerimiz diyor ki ben burayı çok sevdim, ben burayı artık yaşayabilirim diyor ve artık hani yayılmaya başlıyor. Biz bunu gördükten sonra farklılaştırmaya başlıyoruz. Kendi kendini iyileştiremiyor ve öldüğü zaman artık ölmüş oluyor. Bunun yerine yeni bir taneyi koymak istediğimiz zaman dışarıdan bir etki yapmanız gerekiyor. Ya da bunun yerine insanlar şu an ilaç üretmeye çalışıyorlar son yıllarda özellikle. İlaç üretip bu dopamini hani dışarıdan üretebilecek, yani dışarıdan verebilecek şekilde hastayı nasıl daha iyileştirebilir şeklinde araştırmalar var. Biz bunu hani tekrar hastadan alıp tekrar hani hastadan aldığımız hücreyi tekrar hastaya nöron olarak geri verip hani bu ilaçla yapmaktansa tamamen kalıcı bir çözüm bulmakta. Kullandığımız polimerin adı PLGA diye geçiyor. PLGA Türkçe okursak eğer. Bu FDA tarafından onaylanmış bir polimer. Bu vücuda girdiği zaman zamanla eriyebilen, vücuda zarar vermeyen, biyo uyumlu bir polimer. Bunu seçmemizdeki amaç tamamen hani tamamen hastaya yönelik. İşte kök hücreyi dönüştürdük. Bunu işte PLGA scaffold'unun üstünde yapmamızın sebebi hastaya bunu çok fazla hani tek tek nöron hücresini hastaya vermektense bir bulk halinde hepsi üretilmiş büyük bir ortamda bunu hastaya vermekti. Ve PLGA'yı de burada zamanla biliyoruz ki zamanla belli bir ısıda zamanla ereceği için ve hastaya herhangi bir zararı olmayacağı için bu polimeri tercih ettik. Gördüğünüz çizgiler burada polimerin hani yukarıdan bakılışı aslında. Burada artık 5. günde bizim kök hücrelerimiz nöral rozet dediğimiz hani gelişimde Umuyorum ki Parkinson hastalığına bu gibi araştırmalarla beraber çözüm bulacağız. Sadece Parkinson'da değil, Alzheimer's'da var sonuçta biliyorsunuz. Alzheimer hastalığı, kalp yetmezliği. Bu gibi araştırmalar şu an çok fazla hot topic devam ediyor. Hayvan deneylerini ortadan kaldırıp tamamen insan hücresi ve insan 3 boyutlu şekilde bunu devam ettirip ve bu hani ilaç testlerini falan da denemek aslında. Tamamen bizim amacımız insana yönelik hayvanları ortadan kaldırıp çünkü hayvanları seviyoruz. yani tamamen insan hücreleriyle devam etmek istiyoruz. Ve bunu tamamen bir de kişiye özel yapmak istiyorum. Mesela bir hastanın kanser olmuş, mesela kolon kanseri olmuş örnek veriyorum. Bunu 3 boyutlu ortamda biz eğer mimikleyebilirsek o kanser modelini sadece o hastaya, X hastasına yönelik kanser modelini yapabilirsek burada tamamen personalized medicine dediğimiz kişiselleştirilmiş tıp alanında aslında devam etmek istiyoruz burada. Yani yaptığımız olay sadece hastanın sadece işte beynine girelim, işte çözelim gibi değil. Daha çok hani aynı şekilde ilaç testlerinde de işe yaramak tamamen.